Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Günaydın herkese. Hayır kapılarının açık olduğu, tüm kaza ve belaların bertaraf olduğu, kalbinizden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Siz bu videomuzu bizim bayramın hemen izleyeceksiniz. Bizim daha yarın Arife günü. Neden böyle oldu? Biz normalde videolarımızı çekerken bugün çekiyoruz, yarın yayınlıyoruz. Ama biz buraya geldiğimiz zaman videomuzu çektik. Teknik internetten kaynaklanan iyi yaşa kazala aynen internetten kaynaklanan sıkıntıdan dolayı videomuz o gün yükleyemedik. Tabii ki o gün de video çekmiştik. İki videomuz olmuştu ve şimdi böyle sanki çekmiş olduğumuz video iki gün sonra yayınlamak zorunda kaldığımız için videolarımız geç gelmeye başladı. Kayınvalidemle kayınpederim aşağıya indiler. Bahçeyi toparlıyorlardı. Hemen arkasından biz de indik. Sonra kayınvalidem dedi ki siz dedi artık yeter. Yarın dedi Arife bir de büyük bir iftar yemeği vereceğiz yine evimizde geçen seneki olduğu gibi. Onun için hazırlıklar da yapacağız. Onun öncesinde evimizde bir bayram temizliği yapacağız. Onlar bahçeyi temizlemeye ve sulamaya devam ederken biz de eşim ve çocuklarla yukarıda evde bir bayram temizliği yapmaya başlayacağız birazdan. Evet. İş yoğun diyordu. Evet, bugün işimiz çok yoğun. Bir de tatlı da yapmayı düşünüyorum. Yapmış olduğum kalbura bastığı teyzeme yaparken ben o gün alelacele ne tatlı yapacağımı bilmeden aslında o gün hemen yetiştirdim. Tabii ki sizlerin de söylediğiniz gibi şerbetli tatlılar bir gün önceden yapılırsa hem şerbetini çok çeker hem daha da lezzetli olur. Kalbura bastığı da iftar menümüze ekleyeceğiz. Azaldı mı bahçede işler? Bahçede işler azaldı mı? İyi, gayri haftaya sonra her zaman dolayı da patates çıktıktan sonra soğanlar da hazirene kadar iş olur. Hmm. Soğanlar sulanacak, bunlar sulanacak. Sulama işi babamda. İyi, babam da hortumu da ben çekiveriyorum. Çok iyi. Biz şimdi yukarıya çıkıyoruz. Evi birazcık toparlayalım. Toparlayalım. Ondan bayağı yardım edeyim ben. Tamam. Bir yerden başlamamız lazım. Sen halılardan başlayacaksın. Ben de etrafı süpüreceğim. Sandalyeleri alayım. Bunu buradaki balkona koyalım. Ön balkona da diğer halıyı alacağız ya. Onu alalım. Bu arada hava bozdu. Hafiften de böyle sanki yağmur yağmaya başladı. Onu şöyle iki çırpsaydın yüksel. Ne? Şu patatesiyle vurmuyor ama. Neyle? Anne neyle vuruyor ki acaba bilmiyorum. Ha tamam. O zaman orada dura dursun o diğer halıları da yapalım. Hepsini bir sirkeleriz. Çırparım dedim ben. Şunu da alıver. Onu da al. Sehpa'yı şu tarafa çekelim mi? En altta kısa. Şurada musak gelir mi? Aynen. Ha, burada bu. O halı biraz büyük ve ağır. Bu biraz ağır. Kaçmaz kaçmaz. Kaçmaz. Tamam. Çok büyük oldu ya. Büyük halılar güzel gösterişli oluyor da böyle temizlemesi ve sirkelemesi zor. Gerçi Antalya'da artık sirkeleyemiyoruz ama burada Gazipaşa'da sirkeleyebiliyoruz. Baban mı? Değirmene. Daha değirmen işi de var sen. Değirmene de gideceğim babanla. İnşallah yapmıştır ama yapsa arardı. Ararsa yayla yolunda çekmiyor. Ha, doğru evet.
İyi mücadele ettin ha. Vallahi var ya, şöyle hemen hava da bozdu. Belki yağmur yağabilir de o yüzden yağmur görecek olan camları pek şey yapmayacağız. Silmeyeceğiz de buradan başladık. Yani kalıplarını da yıkadık. En son şeyler kaldı, bu camlar kaldı. Bunları da halledelim. Yorulduk. Kızlar da bu arada anne sıkıldık gelmişken Gazi Paşa'yı da gezelim diyorlar. Az kaldı için. Şöyle bir kızlarla da dolaştırmayı istiyoruz kızları da açıkçası. Onlar da sıkıldılar. Geçen yıl şey gitmiştik, Halil Limanı tarafında bir yer var. Kamp map kuruyorlar, çadır kuruyorlar. Evet. Oraya doğru dolaşarız olmasa hep. Dolaşarız zaten. Aynı denize gidiyoruz. AVM yok, biliyorsunuz. Öyle bir yuva park yok. Gideceğimiz yer belli. Deniz kenarı. Çarşısı, çarşısında da çok öyle bir şey yok. Hem konuşayım hem sizlere çok beğendim. Şu tarafı resmiyim. Hava iyice kapanmış. Hava çok kapandı. Halimanına gideceğiz ama şey yapayım mı? Yapmadınız. 5 dakika bunu çocuklara bir değişik olur. Aynen. Yani yorgunluktan ne kadar övsek de çocuklarımızın gönlünü de yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık. Bir de taş var. Orta çok takılıyor. Yüksel balık yine böcekleri yakalamaya başladı. Tavuk göğüs alan dedik ama ben illa böcekle tutacağım dedi. Ya böceğe iyi geliyor. Sizlere şöyle etrafı gösterdim. Şuradaki görmüş olduğunuz kayanın içindeki olukta çok güzel bir havuz vardı, gördünüz. Biz daha önce buraya bir sefer geldik. Kızlar ilk defa geliyor. Buranın şeyinin ismi neydi? Soran arkadaşlar olursa. Lütfen. Burada ne diyorlar? Deliktaş mı? Deliktaş burası değil. Şeyin Avgüney Kalesi'ne o diyelim Deliktaş. Evet. O daha ileride. Biz Halliman tarafı diyoruz da isim olarak hiç duymadım ben. Burası Halliman tarafı olarak geçiyor. Hatta bir iki tane de böyle tarihi eser kalıntıları var. Burada şimdi birazcık yazarız. Yerde Alanya tarafından Gazibaşı değil de Çadır Kulmergin'e var. Yukarıda çadır yerleri var karşıda. Kahvaltısını yapıyorlar. Halka açık bir yer yani şey. Halka açık ama yalnız böyle şey gibi düşünmeyin. Bir plaj gibi düşünmeyin. Tamamen üst tarafta ana yol var. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle üst tarafta ana yol var. Yani aşağıya inmek için merdiven yok. Böyle gerçi biz buradan inmedik. Şu aynen az biraz daha ileride inilecek şekilde büyük taşlar var. Onlarda indik. Burası çok güzel. Ben isterim ki ileride burasının biraz böyle değerlendirilmesini, aşağı inerken daha rahat bir şekilde merdiven sağlanmasını isterim. Çünkü burası çok küçük ve çok güzel bir koy. Şu anda deniz biraz pis. Çünkü o da şeyden dolayı, buralarda ağaçlar var. Hep ağaçların yaprakları, tortuları, evet muz ağaçlarının böyle tortuları gelmiş bunlara. Burada biraz vakit geçirip daha sonra da akşam için tatlı yapacağız. Kayınvalidem ne yarına verecek olduğumuz iftarın yemek malzemelerini de alacağız. Çocuklar birazcık eğlensin. Orada balık tutamadık. Koru Denizi'ne geldik ama çok güzel bir yağmur yağıyor. Islanıyoruz. Ama Nisan yağmurundan kaçmıyoruz. Nisan yağmuru berekettir. Biraz ıslanacağız. Hava çok güzel, soğuk değil.
yağmurun altında. Nisan yağmur saç uzatır diye biliyorum ben. Ecin, saçların sırılsıklam olsun anneciğim. Yalnız bizimle beraber gelenler var ve geri gidenler var. Kaçanlar var Koru Denizi'nden. Anne. Efendim. Nisan yağmuru bereketlidir ya. Evet. Ben Nisan'da doğdum. Ben doğarken de yağmur yağıyormuş. Ben bereketli mi geldim? Sen canımsın benim. Bereketin de geldin. Ablan da sen de. Her doğan çocuk bereketli gelir annem. Allah. Çok güzel. Biz gezmemizi yaptık geldik. Kayınvalidem de burada kitap okuyor. Şuradan şöyle ışığın yanan yerden göstereyim sizlere. Den çirkin çıkar. Çirkin de güzelini elbiselerini giymiş. Güzel de. Ay. Güneş de yakmış bu arada. Bir güneş çıktı. Bir yağmur yağdı bize. Çok yoruldum ama tatlıya bugünden yapacağım. Kendi elbiseleri yok. Bunun üzerine malzemeleri almaya gidelim mi? Gidelim. Tamam. Uzun mu bakayım? Bunu hiç okumadım. Buraya atarmış. Kayınvalidemin her zaman alışveriş yaptığı markete geldik. Yayla market. Evet. Kabartma tozu var mı acaba? Vardır da. Hangi tarafta? Annem diyor ki biz zincir marketleri kullanmıyoruz hala. Mahalle marketi. Evet, yıllardır buradan alışveriş yapar. Çiçek malı annem. Burası aslında normalde BİM ve A101'e göre biraz daha fiyatı farklı. Yalnız neden farklı? Hep böyle şöyle göstereyim sizlere. Hep marka var. O yüzden. Şey almadım. Bayram şekeri aldınız mı? Bayram şekeri. Almadık. Onun için ayrı gelmeyelim. Gelmişken alalım. Aynen. Şimdi bize ne lazım? Kabartma tozu lazım. Çok da eksik bir şey yok. Şeker için sadece o da kabartma tozu. Bir terem yağı aldık. Tereyağı karışık. Emine Hanım önden buyurun. Bilmiyorum belki böyle annenin başka şeyi var mı? Eksik. Evde. Tam da ben bakmadım ama buraya gelmişken belki eksiklerin de hepsini tamamlayabiliriz. Kabartma tozu görürsen yüksel. Kabartma tozu? Burada baharatlar var anne. Hı. Kabartma tozu belki şu arkada karbonat var, maya var. Burada bir yerde olabilir. Ben bir bakayım. Evet, evde de olan eksikler var. Bu arada tekrardan şeker aldı kayınvalidem. Ne yapacaksın dedim, evdeki şeker fazlasıyla yeter dedim ben. Yapacağımız tatlıya. Anne. Kıvrım yaptıracakmış bayramda. Bunun büyükleri de var, küçükleri de var. Lokum alalım mı? Alalım, bisküvitle ben. Bu iyi olur, ufak mı bu? Az mı? Az olmaz, ufak tamam. Bisküvit alalım mı? Büyük mü? Beş. Ben ne diyordum? Bayramda kıvrım yaptıracakmış tatlı olarak. Birisine söylemiş herhalde. Tel kadayıftan kıvırıyor. Aslında normalde kendisi kıvırırdı ama. Annen diyor. Kıvrım tatlısı yaptıracakmış bayramda. Normalde kendisi kıvırırdı şeyden. Tel kadayıftan. Ha, ona yaptırıyor herhalde. Yoruldu galiba artık bu sene. Bana da iftar yemeğini beraber yapalım deyince şey yapmadı. Anne bayram şekeri alalım mı? Kıvrımı artık başkasına söylemiş. Şekerler burada. Kutularda da var. Neyse var. Annem ben sorayım da annem bilir. Ben kafam karıştı. Kafam karıştı. Çok çeşit var. İstersen şuradan karışık. Bak açılmış da var. Şöyle karışık da yaptırabiliriz. Daha iyi olmaz mı? Anne şeker hangisini ararlar? Bak. Sonra şekerleri yazınca. Tamam abi. Tamam. Bunu alalım mı? Bunu alalım bakalım.
yayla markette kendileri de ekmeklerini, orada fırınları var, orada yapıp pişiriyorlar. Kayınvalidemde oradan biraz önce ekmek kesme makinesi vardı. Kesilen ekmeklerde alt tarafta böyle ekmeklerin kırıntıları oluyor. Onları da aldı. Nereye koydu şimdi? Anne, ekmekleri nereye koydun? Şeye koydum, kepek odasına. Ha, vermeyeceğim mi şimdi? O benim için vermiyorum. Ha, ben şimdi vereceğim zannettim. İleride odada. Ha, odaya koydun. Ekmek mi getirdin markete? Ekmek şey, o yayla market, ekmek kesme makinesi var. Kendileri yapılıyor ya orada ekmekleri. Orada en altta ekmek... Buraya koymamıştır. Şeyi vardı. Kırıntıları vardı, onları almıştı da. Hayır, şimdi tavuklara verecek zannettim de. Yerini de bir önce de gitti oraya. Bilmez mi? Burası açtım, hani düşünmeyi. Kitlemiştir tekrardan o. Bakayım bir. Burada değil. Neyse tamam, o kepekle beraber karıştırmıştır onları. Öyle dedi çünkü. Ben yukarıya poşetleri çıkarttım. Tavuklara verecek diye hemen yanına geleyim dedim ama şimdi vermeyecekmiş. Tavukları birleştir. Ayrık ayrık olmaz. Günde kaç tane yumurtluyorlar? Bazı çekiyor, bazı yetmiyor, bazı altı. Ben de olmaz. Maşallah. Tavukların serenatı. Severler. Kuşların sesi nasıl geliyor? Burada yem yediklerinde. Şuraya da ekmekleri. Allah, düşüyordum, takıldım. Duyuyorum ama sabahları daha çok oluyor. Etrafta ses olmuyor. Evet. Çok kuş var burada. Yemden dolayı. Ekmekli ırıntısı var bundan dolayı. Aynen. Muhafaza annen, annengil ayrıtten zaten oraya şey koymuş, kasaya ekmekleri ıslatıp ıslatıp koyuyor annen. Anne kümesin içinde yumurtaları alıyor. Aa, yok mi? Orada hala. Gel bakalım. Hiç böyle soruyordun, 8 dediydi. Değil mi? 2, 4, 6, tam 8 tane. Karşıdakinden aldın mı? İki aldım da bu yanda da yumurtlamış şimdi de kayın. Oo, şey, orada da varsa 2 tane 10. Bu saatte sonra yumurtlamaz mı? Yumurtlamaz. Saat 12'den sonra yumurtlamaz. Ha, şey sabah yumurtluyor. Öğlene kadar. Evet. Aslında hepsini topluyorum. Bakalım var mı orada da? Annem sesini mi yapıyorlar? Annem tanıyorlar. Asma yaprakları da çıkmaya başladı. Çok güzel. Bir tane var anne. Burası iki ayrı kıyas. Teyzemin tavuğu. Ha. Teyze mi tavukları küçük yumurtluyor ama. Sanki. Bir bak istersen. Hiç beyaz yumurta yok. Bakayım. Bak, kafiyangı var. Bir tane var. Beyaz yakın var. Bak, bu yumurta hangisinin? Ne? Teyzen yumurtası mı? He, o şey beyaz tavuğun yumurtası bu. İrilik. Teyzeminki şu değil mi? Küçük olan. Şu bir de. Evet. Küçük. Bak, o küçük. Küçük bu. Aynen. Bak yan yana yan yana getirsene. Teyzemin yumurtası. Bu teyzen. Küçük tavuk. Kayınvalidenin yumurtası büyük. Teyzene çevirdim de beyaz tavuk. Onun yumurtası. Baksana maşallah. Aynen. Öyle mi? Bak getir bir yan yana getir anne. Şekli de farklı. Bizimki iri şey. Bak evet. Gazi Paşa'nınki iri. Sabah da 2 tane mi aldın? Almadım. O zaman 9 tane. Bugün 9. Allah bereket versin. Beslersen, bakarsan onlar da yumurtlarlar. Ben veriyorum. Nankör değil, tavuklar. Tavuk nankör değil. Toprak nankör değil. Yani ne ekersen onu biçersin. Kayınvalidemlerin de ekmiş olduğu bahçedeki ürünler. Daha sonra da böyle tek tek o ürünleri hep beraber ağız tadıyla biz yiyoruz. Tabii bizim çok emeğimiz yok. Gelip gittikçe yardımcı oluyoruz ama onların emeği çok çok büyük, çok fazla. Avokadolar da bu sene meyve verdiği zaman, gerçi ben göremeyeceğim. İlk avokadoların tadına bakamayacağım ben bu sene. Sen çoğu şeyden mahrum olacaksın bu sene. Evet. Ekmeği buraya koydum. Ha, buraya mı koydun sen?
Her yerde oda var arkadaş. Kepeğe karıştır. Aha, işte işte bak gördün mü? Ekmekler fırında kesiliyor makinede. Sonra en alt kısmında çekmece var. Toplayıp kayınvalideme veriyorlar bunları. Kız da biliyor hemen. Aynen öyle. Tavuk sevdi herkes biliyor. Evet. Kesile kesile kırıntılarında. Evet. Temiz bu aslında. Çok temiz. Bundan var ya. Biliyorum. Evet. Kesilmiş ekmek kırıntısı. Bunları normalde şeye böyle kasaba falan köfte yapacaklarsa verseler değerlendirilir yani. Evet. Pis değil ekmekler. Annem sabit müşterisi olduğu için. Aynen. Annem hayırlı var. Bir bak fırına diyorum ben. Baktım fırın içine kaçmış. Aa Nuriye. Nuriye kolay gelsin. Bak kaç gündür görüşemiyorduk. Dün öyle bir ayaküstü konuştuk seninle. Ne yaptın? Hoş geldin vallahi. Hoş bulduk. Önce işten geldim. Şimdi meyve toplayalım. Dutlar yetişmiş. Ben kaç gündür evde olmayınca var ya. Ha. 10 gündür ev gördüğüm yok. Sen evet. Dutlarım olmuş muşma varmış toplayalım. Akşam çocuklar gene de yer. Yer valla. Ay çok yorucuydu. 3 tane apartman temizledim. Ha. Belli ama böyle. Yani yüzünden yorgunluk akıyor Nuriye. Bütün keşke dedim söz vermeyeydim. Söz vermiş bulundum. Söz verince de gitmek zorundasın. Evet. Allah'ım yarın bir tane bilet sevim kaldı. Ya. Tamamen bittim ama. Çok yorucu ya. Bir de çok pis ediyorlar. Allah'ım yani 2 saatte yaptığım merdiveni normalde 2 saatte yapıp bitiriyorum. 4 saat sürüyor. O kadar çok pis ediyorlar bu çocuklar yani. Biraz da ne bileyim şeyin milletin korunan çocuğunu yani. Şeymişler şekeri koridorlara atmış, yapmış, yapmış. İşini uzatıyor. Evet. Sabaha evet. Senin etkin durur da diyorum. Zahidegil'in apartmanındaydım. Kimi? Zahidegil'in. Onların apartmandaydım. Rüştü Beygil'in apartmanını temizledim. Bir de mezarların orada bir apartman daha vardı. Onu da temizledim. 3 tane. Ama bittim. Bittim çok yoruldum. Süpürüyor, çok zaman ben siliyor. Süpürür silerim. Metehan'ı götürdüm yanımda. Metehan da bir kaydı düştü Allah'a. Ay. Kapıyı dedim, girişi dedim biraz şeydi, giriş yerleri. Bir kaydıreydim. Hani bayramda biraz daha özenli yapayım dedim. Çocuk zaten bir düştü şeyden kaydı. Eh kıyamam. Şimdi onu evde koydum. Geçmiş olsun. Yeni geldim. Medale getirdi. İşte meyvelerimi toplayacağım. Tut topladım. Muşmala toplayıp yemek yapacağım. Yani medale arkadaşın ekstara gidecekmiş. Şey yapmıyorum işte. Ya zamanla. Şimdi hazır ay girdim. Ayarını zaten pişireceğim. Ama çok yoruldum. Gerçekten bu hafta. Görüşürüz o zaman tekrar. Tamam canım görüşürüz. Buna keş kalk derler. İçtiğinden. Azleyen olur bunu daha çok yerler şimdi ya değil mi? Onu koyayım yerler mi? Yemeğini bir sürü malzemeler yani yemekler hazırlamayı düşünüyoruz. Ben bugünden tatlımı yapımına başladım. Bu da benim vardı. Babaanneme de koymuş onu. Sabah temizlik yaparken kaldırdım, koydum. Yıkar. Bunu koydum. Un yok. Şöyle koca bir yudum bulmadım. Anne! Un nerede? Sen söyle ben alırım. Var var. Sen bilinmesin şimdi. Buradaydı sabah. Burada olacak da ben de ben koyduğum yeri bilmiyordum. Ben oraya koydum. Var ya. O değil, o değil. Niye? Büyük bidonda vardı ya. Ha şey yok ama. Ha, onu dışarı koy. Ha, tamam. Bu da benim canım. Bu az mı gelir? Az gelir abi o. 2 tane ya. Ne? O az gelir anne. Şunlar az mı gelir? 2 tane ya. Bakayım mı? Ha tamam ver. Önce onları kullanalım. Ha bu kefekli un. Karşıdan bakınca tam şey yapmıyor. Benim oğlum benim içinde kepek var. Kayınvalidem genelde onu da kullanır da. Şurada bir sudan dağılığında. İlliklerimizi unutmayalım. Evde tam 2 çay bardağı çıkacak kadar ilmik varmış. İlmik almadık. Diğer eksik olan malzemeleri aldık. Biraz acele etmeye başladım. Şimdi başka ne vardı? Yoğurdu koydum. Kamatayı koydum. İlmik koydum. Vanilya oldu. Kamatma tozu bulundu.
Tamam ya, başka bir şey yok herhalde. Sana yarın bakalım. Şimdi bunları ikinci güzelce tamamlayacağım. Ondan sonra onu ilave edeceğim. Oh. Şimdi ne anlatacağım kızım biliyor mu? Güzel geldin. Yükselik bir hayatını anlatacağım. Anlat bakalım. Anlatın bakalım. Babam İzmir'e gitti. Evet. 6 yaşında da yüksel. Yani onun haberi yok. 6 yaş grubu okuluna yazdım. O zaman 6 yaş grubu okulundaydı. Geldi. Bana dedi neden yazdırdın çocuğu diye bağırıldı. Ben yazdırdım dayı. Ben küçük olunca komşumuzun bir kızı vardı. Günde gelirdi. Adı şey Munice. Ya, burada baba ancaktasın yükselin. Arkasını alır, okula götürür, okuldan getirir. Munice diyemedi küçük de, bu sihirle diyordu, Munice diyemedi. Şimdi o Munice insanı da doktorla evledi, bir hemşire, iki kızı verdi, evini birbirine bilmem. Baba geldi bana dedi, yazdım, değişim ettim. O zaman bir 6 yaş grubu çocukları geliyordu. Şimdi yok, anladılar biliyor ama. Baba küçük diye mi niye yazdırdın dedi? Niye küçük diye, 6 yaşındaki çocuk okula mı gider? Evet. Ama onun insanı okuldu, getirdi bir sene çocuğu okula. Yine de yazdırdı yani. Ya, yazdı be. Çay geldi çocuklarımızla, dedi gelmedi. Öğlenci sabahçı vardı. Derin suyu da o dönem öğretmenler 6 yaşında, Ağustos'ta oldu derin su. Okul açılacağı zaman Eylül'de tam yaşına girdi, 6 yaşına girdi. Devlet zorunlu bıraktı, artık 6 yaşında başlayacaklar dedi. Ben aslında istemedim. Normale bakarsan 5'i yeni bitirmişti yani, tam 6 da şey değildi. Küçüktü, çok küçüktü derin su. Şimdi derin suyun bazı arkadaşlar yapmışlar onu, ben de yapacaktım. Bizim aklımıza girdiler. Dediler ki ben rapor alayım dedim derin suya. Çünkü dedim yaşı çok küçük. Ben bu yaşta okula başlamasını istemiyorum diye. Alırsan dediler, ileride dediler çocuğu dedi sıkıntı yaratırlar dediler. Halbuki öyle bir şey yokmuş. Tabii bilmiyordum ben. Çok küçük yaşta yazdırdım. O dönemde rapor alıp yazdırmayan arkadaşların çocukları şu anda daha lise 1'e gidiyor. Derin su lise 3'te. Yani... Yaş olarak derin sudan büyükler ama sınıf olarak küçükler. Keşke ben de o dönem öyle yapsaydım. Hı. Aslında küçük yazdırmamak lazım. Küçük de bizim bana 7-7'nin içini bitirme özelliğinde 6'yı almadılar. Sonra da 7-7'nin bir şey oldu. Hiç okullarda 4,5'dan 5 almazdı not. Hep 5 alırdı. Yani... Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kaşık etti. Kaşıkları da sayıyorum. Tabi burada mikrodalga olmadığı için şimdi birazcık az kaşıkla, çatalla şöyle eriteceğim. Ondan sonra yumurta da eriyor mu buna? Kırdım anne. Yumurta da var. Unumu da ilave edeceğiz ama yağı birazcık şöyle eriteceğim. Ha, cevizi döveceksin değil mi? Cevizi dövme. Cevizi içine koyacağız. Hayır, öyle mi? Aha, aynen. Nasıl yapacağız biliyor musun anne? Bak şimdi şöyle. Bakın biraz daha küçük. Bak. Ver sen bana cevizi. Hı. Bak şöyle. Koyacağız. Sonra bunu böyle kapatacağız. Orada şekil veriyor. Aynen ama... Çok sert bastırmak lazım. Olmadı istediğim gibi. Biraz daha sert olması gerekiyor. Bakayım. Yok, şekilimizi yine çatalla vereceğiz. Evdeki gibi. Oradan bir tane çatal getireyim. Bak şöyle olacak. Gerek yok aslında, yalamayacaktım. Yok, gerek yok. Bundan. Bak böyle yapacağız. Oldu mu? Oldu, oldu, oldu. Yaptın mı sen daha önce bunu? Yok, yok. Bilmiyorum. Bu güzel olur. Hayvanlar, daha önce hiç yapmamışım bunu. Bilmiyorum. Kadayıf yapar. Baklava yapar.
Öyle tatlılar yapıyor. Küçük tane koy. Koy. Tam dolu olsun. Nasıl gözüküyor Hüksan Bey? Vallahi çok güzel gözüküyor. Ellerine ha. Sağlık. İnşallah. Sen yaparsın olmaz mı hanım? Afiyetle yiyeceğiz. Gerçi bugün dayanamayıp yine yiyebiliriz. Bu arada arkadaşlar iftara yine yemek hazırlamadınız mı diye sorarlarsa biz bugün de iftar yemeğine davetliyiz. Yarın iftar yemeğimiz hazır olacak bizim de. O yüzden iftar yemeği telaşına düşmüyoruz. Tatlılarımızın şerbetini verdik. İftara gideceğimiz yer yakın. Ve şu anda da tam 20 dakika kaldı. Biz hemen videomuzu sonlandıracağız. Ondan sonra iftar için gideceğiz. Ve bu arada yarın da biz kendimiz büyük bir iftar planımız var. Eşimle hesapladık. 30 kişi kadar olacağız herhalde. Çoluk çocuk da olursa büyük ihtimalle olacak zaten. O zaman 30 da geçiyor. Orada hep beraber gidelim mi? Ben hazırlanacağız. Hazırsınız. Biz hazırız. Altımıza bir pantolon giyip çıkacağız anne. Tamam. Hemen vedalaşalım ve çıkalım yollara. İlk her zamana geliyor. Geliyor. Bunu değiştireceğim. Tamam hadi sen değiştir. Ben sizlere veda edeyim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.